Bir yürüyüşe çıktınız. Yolunuz şehrin meydanından geçiyor. O sırada hiç tanımadığınız biri karşınıza çıkıp sizden meydandan geçmeniz karşılığında kimliğinizi istiyor. Verir miydiniz? Hadi bunu kabul edip kimliğinizi uzattınız diyelim. O kişi birdenbire size garip garip sorular sormaya başlıyor. En sevdiğin film ne? Kitap okur musun? Okuyorsan en son ne okudun? İnternette en son ne aradın? Yaşadığın ülkenin şartlarından memnun musun? Hangi ürünü satın aldın? Ayakkabının numarası ne? Yaşadığın evin aylık ortalama geliri ne düzeyde? En yakın arkadaşın kim? Onunla en son ne konuştun? Karşınıza çıkan yabancı biri size bu kadar soru sorsa herhalde sen kimsin be kardeşim deyip yolunuza devam edersiniz. İşte dijital dünyada işler pek de böyle işlemiyor. Sizinle birlikte her yere gelen, yaptığınız her şeyi yapan ama varlığından bir haber olduğunuz dijital bir ikiziniz var. Dün akşam ne yediğinizi belki siz hatırlamıyorsunuz ama o hatırlıyor. Her türlü ayak izinizi, ekranlarda ve klavyelerde dolaşan parmaklarınızın hareketlerini sizden daha iyi biliyor ve kayıt altına alıyor. Günlük hayatta sergilediğiniz bu davranışlarınız kişisel görüş ve düşüncelerinizin birer yansıması olduğu için dijital ikiziniz de sizinle aynı görüşlere sahip. Hani o meydandan geçerken sizin karşınıza çıkıp garip garip sorular soran gıcık yabancı vardı ya, işte artık o size soruları doğrudan sormuyor da dijital ikizinize soruyor. O da garibim her şeyi anlatıyor hakkınızda. Ağzı torba değil ki büzesiniz. Hatta dijital ikiziniz bununla da yetmiyormuş gibi dijital kampanyalar için muhbirlik de yapıyor. Peki kime? Ya da kimlere yapıyor bu muhbirliği? Bu arkadaşı yakından tanımasanız da bildiğinizi düşünüyoruz. Adı Mark Zuckerberg. Siz o meydandan geçip giderken size hiçbir soru sormadan hakkınızdaki her şeyi bilme gücüne sahip. Aslında onun gibi pek çok teknoloji dünyasında lider ve teknoloji şirketi var ama bu gücü aktif şekilde kullananların sayısı bir elin parmağını geçmiyor. 2007 yılında kurduğu Facebook'un başarısı genç yaşında dünya sahnesine taşıdı onu. In less than one year, the Facebook.com has become an addictive part of everyday college life. We've gone from having around 150,000 people in the fall to right around 3 million now. So it's pretty cool. 2010 yılında Time dergisi kendisini yılın insanı seçtiğinde henüz 25 yaşındaydı. Aynı yıl onun hayatını ve Facebook'un kuruluş hikayesini izlediğimiz film The Social Network vizyona girdi. Şöyle bir benzetme de hiç fena olmaz. Mark Zuckerberg ulaştığı bu güçle dünyanın en büyük, hiçbir siyasi sınıra sahip olmayan 2.2 milyar nüfusa sahip ülkesinin imparatoru olmuştu. Kullanımı tamamen ücretsiz olan Facebook ve sonradan satın aldığı Instagram için çok basit bir gelir modeli belirlemişti. Bu platformlar siz onlarla vakit geçirdikçe hakkınızdaki bilgileri öğreniyor ve bu bilgileri kullanarak size bazı özel reklamlar gösteriyordu. Hedefli reklam denilen bu model aslında bugün kullandığımız pek çok teknoloji devi tarafından da benimseniyor. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. Size şöyle anlatalım. Şehirler arası bir yolda gittiğinizi düşünün. Bu yolda giderken arabanızdan dışarıya baktığınızda pek çok reklam konusu görürsünüz. Ancak aynı yoldan geçen Tofaş Şahin'in sürücüsü de Ferrari'nin sürücüsü de aynı tabelaları görür. Aynı reklamlara bakar ve hepsinin etkisi altında kalırlar. İşte hedefli reklam modeli bu iki farklı kişi telefonu ellerine aldığında sosyal medyaya girdiklerinde birbirlerinden farklı reklamlar görmelerini sağlar. Ferrari'nin sahibi Balenciaga ayakkabı reklamı görürken Tofaş Şahin'in sahibi de Kardeşler Kondor'a reklamı görür. Acı ancak gerçek. Üstelik buna alıştık bile. Hani videonun başına çıktığınız o yürüyüş vardı ya, onu bitirdiniz, bir kafeye oturdunuz ve arkadaşınızla buluşacaksınız. Telefonunuzun ekranını kilitlediniz, ters çevirip masaya koydunuz. Bu sırada arkadaşınız evine aldığı yeni bir ürün Airfryer'dan bahsediyor size. Diyor ki, artık ben yağsız kızartma yapabiliyorum. Siz o vakte kadar Airfryer'ın adını bile duymamıştınız. Dolayısıyla hiç internette aramadınız bile. Neyse işte, akşam oldu, eve geldiniz, telefonu elinize aldınız, Instagram'ı açtınız, arkadaşlarınızın storylerine bakıyorsunuz. Ne göresiniz? Karşınıza bir Airfryer reklamı çıkıyor. İşte hedefli reklamların artık böyle çalıştığı bir dünyadayız. Ekranı kapalı olan telefonların dinleme yaptığına dair böyle resmi bir açıklama yok ama bu yönde çok ciddi kanıtlar mevcut. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. Ancak şundan eminiz ki söz konusu bu algoritmalar artık sizin gelecekte neye ihtiyaç duyacağınızı bile önceden tespit edebilme gücüne sahip. Hatta neye ihtiyaç duyacağınızı bir kenara bırakalım, o ihtiyaçları doğrudan bu algoritmalarla yaratmak mümkün. Yani bir bakıma size Airfryer'ı anlatan arkadaşınızın yarım bıraktığı işi tamamlıyor bu algoritmalar. Buraya kadar anlattığım
yarattığımız her şey pazarlama dünyasında aslında son derece etik. Siz ücretsiz bir hizmet kullanıyorsunuz. Bunun karşılığında o uygulamalar sizden topladığı verilerle size uygun reklamlar gösteriyor. Ancak gördüğünüz bu reklamlar yoluyla satılacak şey pahalı bir kol saati ya da air fryer yerine siyasi ideolojiler olunca işin rengi bayağı bir değişiyor. Demokrasinin temellerinin atıldığı antik Yunan'da halkın uğrak noktası olan meydanlara agora denirdi. İnsanlar haklı olduklarını düşündükleri davalarına taraftar toplamak için bu agoralarda konuşmalar yaparlardı. İşte günümüzde bu agoraların yerini de sosyal medya mecraları aldı. Tabii ki biz öyle gündelik hayatta haklı olduğumuzu düşündüğümüz davalar peşinde taraftar falan toplamaya çalışmıyoruz. Çoğu zaman sosyal medyada eğleniyoruz, arkadaşlarımızla falan konuşuyoruz işte. Ancak siyasetçiler, siyasi partiler, vakıflar, dernekler hatta bazen devlet kurumları olunca durum pek öyle olmuyor. Onlar için sosyal medyada bir şey paylaşmak, insanlara seslerini duyurmak demek. Dolayısıyla onlar da bu dijital agoralarda kampanyalar yürütüyor ve bazı mesajlarını insanlara sesli bir şekilde iletmek istiyorlar. Yani bugün tükettiğimiz böyle zaman ve para haricinde her şey gibi siyaset de aslında bir ürün ve doğal olarak onun da pazarlanmaya ihtiyacı var. Bir zamanlar merkezi İngiltere'de bulunan Cambridge Analytica adında bir şirket vardı. Bu şirketin müşterileri politikacılar, hükümetler, muhalefetten iktidarına kadar tüm siyasi partilerdi. Milyarlarca insanın dijital ikizlerinden alınan bilgileri işleyerek siyasal iletişim danışmanlığı yapıyorlardı bu şirkette. Aslında buraya kadar her şey doğal. Çünkü neydi az önce söyledik? Siyasette air fryer gibi bir ürünü ve pazarlamaya ihtiyacı vardı. Ancak bir ürünün fiyatı yoksa ve karşılığında para değil sizden oy istiyorsa bu reklamların içeriği de epey tartışmalı oluyor. Eğer ideolojinize uygun bir siyasi partinin radikal taraftarıysanız bu görüşünüzü daha da radikalleştirecek. Eğer taraftarı değil sıradan bir seçmeniyseniz rakiplerinden sizi sandığa gitmenizi engelleyecek. Eğer sandığa gitmeyi hiç düşünmüyorsanız her iki taraftan da sizden oy almaya yönelik reklamlar görüyorsunuz. All I'm offering is the truth, nothing more. Peki bu reklam içerikleri şimdi gördüğünüz örnekler gibi deepfake yöntemleriyle gerçekte hiç yaşanmamış şeyleri içerse? I am not Morgan Freeman and what you see is not real. Yani açık açık manipüle edilseniz ve kandırılsanız, üstelik çoğu insan gibi bu süreçten bir haber olsanız ve ulaştığınız karardan, kanaatinizden son derece emin bir hale getirilseniz ne olurdu? Aslında bu yaşandı. 2016'da ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump kazandı biliyorsunuz. Bu seçimlerin sonucu bizi irdelemez. Bizim ilgilendiğimiz kısım Donald Trump'ın nasıl kazandığı. Kendisinin dijital kampanya sorumlusunu seçimlerden bir yıl sonra yaptığı şu itiraf çok önemli. Facebook olmasaydı kazanamazdık. Sizi Christopher Wiley ile tanıştıralım. Kendisini seversiniz ya da sevmezsiniz. Ama 100 yılın en büyük politik skandalını ifşa etti. Cambridge Analytica'da veri danışmanı olarak görev yapıyordu Wiley. Başarılı bir eğitim ve çalışma hayatının ardından da zirvedeydi. Ancak bulunduğu konum, çalıştığı şirketin getirdiği sorumluluk 2018'in Mart ayında ağır geldi ona. The Guardian'a ulaştı ve bir muhabire bildiği her şeyi şakır şakır anlattı. Çalıştığı şirket Cambridge Analytica'nın Facebook üzerinden yapılan bir anketle 87 milyondan fazla insanın bilgisine ulaştığını, bu bilgilerle 2016'daki seçimlerin manipüle edildiğini açıklamıştı Wiley. And not only are you like playing with the psychology of an entire nation, you're playing with the psychology of an entire nation in the context of the democratic process. Yaptığı itirafların çapı öyle bir büyüktü ki 2018'de Time dergisi dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterdi kendisini. Dile kolay, tam 87 milyon insanın bilgileri siyasi kampanyalarda düşüncelerini değiştirmek için kullanılmıştı. Şimdi taşlar iyice yerine oturuyordu işte. Trump'ın kampanya yöneticisinin Zafer'e neden Facebook'a borçlu olduğunu söylediğini daha net anlıyoruz. Üstelik daha sonra ortaya çıktı ki bu 87 milyon insanın 87 milyon onu da o anketi doldurmamıştı bile. Eğer Facebook profiliniz herkese açık şekilde ayarlanmışsa, ankete tıkladığınız anda listenizde sizin gibi herkese açık profili sahip bütün arkadaşlarınızın bilgilerini de yine bu şirkete emanet etmiş oldunuz. Bu zincirleme etkiyle o rakam büyüyerek 87 milyona kadar ulaşmıştı. Yani bir bakıma nüfusu Türkiye kadar olan büyük bir topluluğun her bireyinin kişisel, siyasi ve ideolojik profilleri oluşturulmuştu. Bu bilgilerden yola çıkarak aslında böyle tabandan gelen bir desteğe sahipmiş gibi dini ve siyasi reklamlar yayınlandı milyonlarca insanın karşısında. Sonuçta seçimleri Trump kazandı. Elbette sular durulmayacaktı. 2019 yılında Netflix'te yayınlanan The Great Egg belgeseliyle öğrendik ki bu model sadece 2016'daki o ABD başkanlık seçimi için de kullanılmamıştı. Dünya çapında 20'den fazla ülkede kullanılmıştı. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. Bu belgeselde bülbül gibi şakıyan yönetim kurulu üyesi Brittany Kaiser'ı muhtemelen daha önce tanımadınız. Cambridge Analytica'nın çok sayıda ülkedeki seçimlere karıştığını ifade eden Kaiser, itiraflarından sonra bir süre bilişim dünyasında
dünyasından aforoz edildi. 2019 yılında çalışmaya başladığı şirketle Trump'ın kampanyası için anlaşınca bu kez o şirketten istifa etti ve radikal bir görüş benimsedi. Kaiser 2020'nin başından bu yana Brezilya, Kenya, pek çok Afrika ülkesi ve Malezya'daki seçimlere nasıl müdahale edildiğine dair sayısız belge yayınladı. Bununla da kalmayıp büyük verileri kullanarak Trump'ın Facebook aracılığıyla demokrasiyi nasıl paramparça ettiğini anlattığı Hedeflenmiş adında bir kitap da yayınladı. Yaptıklarından tamamen pişman olduğunu söyleyen muhbir Kaiser'in kitabındaki ilk cümlede şöyleydi. Hayattaki seçimlerinizi sorgulamanıza sebep olacak federal ajanlarla dolu bir arabada yolculuk yapmak gibisi yok. Tüm bu olaylar yaşanırken Senato'da hesap veriyordu Mark Zuckerberg. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy. Hatta duruşma sırasında su içtiği anlar viral oldu. İnternet müzesindeki en güzel duvarlardan birisine asıldı. 2010 yılında kendisini yılın insanı seçen Time dergisi yaşananlardan sonra bu kez Facebook'u siling kampanyasıyla kendisini kapağa taşıdı. Yetmedi, dayak yediği White kapağı itibarının artık tamamen tükendiğini gösterdi. Bu itibar kaybı sebebiyle şirketin adını odaklandığı yeni teknoloji alanı Metaverse'den ilham alıp Meta olarak değiştirdi. Meta şu an verilen mahkeme kararıyla Cambridge Analytica'dan etkilenen insanlara para ödüyor. Tek şart 2007 ve 2021 yılları arasında ABD'de yaşamış olmanız. İşte gördüğünüz tüm bu yöntemlerin kullanıldığı ve seçimlerinde manipülasyon yapılan ülkelerin sayısı hakkında tartışmalar hala sürüyor. İngiltere'nin AB'den ayrıldığı Brexit referandumu, Rusya-Ukrayna savaşı, Brezilya'daki Bolsonaro olayları, Fransa'daki iç karışıklıklar, Çin'in Uygur özerk bölgesinde yaptıkları ve Orta Doğu'nun durmak bilmeden fokurdayan kazanı. Hepsinde ama hepsinde dijital meydanlarda gezen dijital ikizleriniz sorguya çekiliyor. Kim bilir daha Cambridge Analytica gibi adını bile duymadığımız kaç tane şirket var ve kaç tane ülkede kaç tane seçime karıştılar. Bunun sayısını belirlemek zor. Üstelik bu şirketlerin yurt dışı merkezli olduğunu düşünürsek Türkiye'de yaşanacak olası krizlerin hukuki sınırlarını da siz tahmin edin. Dahası böyle bir etki altında bırakıldığımızı anlamak Brittany Kaiser ya da Christopher Wiley gibi muhbirler olmadığı sürece inanılmaz derecede zor. Çünkü pazarlama dünyasında her şey etik. Üstelik iş siyaset olduğunda bu meselenin sağı solu, muhalefeti ya da iktidarı yok. Etik olmayan şey çoğu zaman gördüklerimiz, duyduklarımız, hatta bazen yaşadıklarımız oluyor.